Aziz ve pek değerli izleyenlerimiz, Aziz Manşet'in yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün çok farklı bir konuğumuz var. Kendisine işiniz ne diye sorulduğunda işsizim diye cevap veren bir başkan. Halk tabiriyle komünist başkan, Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu bizim bugün konuğumuz. Efendim öncelikle yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Genç Basın Varyant TV'ye hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi efendim önce Tunceli'yi, ardından bölgeyi, en sonda da Türkiye'yi konuşmak istiyorum sizinle. Tatlı bir soruyla başlamak istiyorum. Bir hayal kurmadan bir projeyi yapamazsınız benim nezdimdeki. Gerçekte de böyledir. Taslak kurmadan bir proje, bir program yapılamaz. Bizim medya sektöründe de böyledir. Belediyecilikte de böyledir. Siz gerek Ovacık'ta gerek Tunceli'de yaptığınız projelerle Türkiye'ye örnek oldunuz ve ses getirdiniz. Farklı, başlı başına farklı projeler yaptınız. Benim merak ettiğim soru şu. Tunceli Belediye Başkanı olmadan önce Tunceli için hayaliniz neydi? Onu gerçekleştirdiniz mi? Önce bunu bir sormak istiyorum. Ardından ekleme yapacağım. Tabii ya. Sonuçta bir programsınız. Siyaset açısından programınız var. Sosyalist bir siyasetsiniz. Böyle olduğunuzda yaşadığınız şehir ya da yaşamak istediğiniz şehirle ilgili hayalleriniz var. O hayaller mücadeleyle gerçekten de böyle mevcut durum içerisinde çok karşıt çalışmalarla durdurulmaya çalışılan bir mücadele şeyi, planlamalar. Bizleri de hayal olarak ben çok bir daha somut temel ihtiyaçlara uygun ve o şehrin temel ihtiyacı olana dair aslında hayaller ediyorduk. Nedir? Doğanın çok bozulmaması, bölgedeki gelişmenin yavaş büyümesi, alanda betonlaşmanın çok hızlı bir şekilde olmaması, kıyı şerit ve benzeri yerlerle ilgili çalışmaların yapılması, istihdam ve üretimle ilgili hayaller vardı. Biz bir bölümünü, en azından hayallerimizin bir bölümünü yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ama bir bölümünü siz de bilirsiniz ki ya mevzuata takılıyor, ya bir bütçeye takılıyor, ya bir proje karşılığı üzerinde duruyor. Ama vazgeçmeyeceğiz hayallerimizde, vazgeçmeyeceğiz yapacağımız çalışmalarda. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Efendim ikinci sorum sokak hayvanlarıyla ilgili. Öncelikle şunu da belirteyim, başta belirtmedim. Bu soruların büyük bir kısmı üniversite okuyan öğrencilerden geldi. Sadece İstanbul değil, Türkiye çevresinde. Bunun da altını çizmek istiyorum. İkinci sorum sokak hayvanlarıyla alakalı. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı yerlerde toplu katliamlar görüyoruz, zehirlemeler görüyoruz. Komünist belediyecilik anlayışında sokak hayvanlarının yeri nedir ve Tunceli Belediyesi'ni diğer belediyelerden bu sokak hayvanları konusunda ayırabilir miyiz? Projeniz nedir sokak hayvanları ile alakalı? Yani şöyle bir şeyle başlayayım. Tüm canlıların yaşam hakkının kutsiyatını söylerdiniz. Tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu söylüyoruz. Bundan kaynaklı da hangi canla, hangi canlıya müdahale edilirse edilsin, bunun karşısında durmaya çalışırız. Yani bu doğru olmadığını düşünürsünüz. Bu bölgede bilirsiniz, domuz, ayı, kur, dağ keçisi ve benzer. Bütün bunlara karşı bir av sürekli şeyi başladığında bile, o ormanlarda, dağlarda, taşlarda bunlara karşı mücadele sürdürüyoruz. Muhtemelen sosyal medyada ya da Türkiye'deki basında bunu duymuşsunuzdur. Sokak hayvanları da biz dost olarak gördüğümüz şeyler. Birlikte yaşadığımız, en yakın birlikte yaşadığımız canlı türleri. Şöyle bir söylemek istiyorum. Yani belediyelerin öncülüğünde bir yer bize bir yer yapıp onları oraya tıkanmanın bir proje olmadığını düşünüyorum. Tam tersi onların mahpus edildiğini, hapis edildiğini düşünüyorum. Tam tersi bütün insanlara bilinçlendirerek onlarla birlikte yaşamayı, onlara karşı bir sevginin oluşması, birlikte yaşamayı insanların bütününde böyle bir bilinçlendirme çabası içerisine geliyoruz aslında. Dersim diğer şehirlerle kıyaslamak değil ama Dersim'in şöyle bir özelliği var. Buradaki insanların da çok büyük bir bölümü gönüllü bir şekilde onlarla karşı büyük bir sevgisi var. Onları beslemesine tutun, onlara sevmesine kadar, onlarla birlikte yaşamasına kadar
böyle gönüllü çalışanlar var. Halk da kapıların önüne bu tür durumlarda bir kaplı yemek yapıp ona bakıyor. O anlamıyla da sadece belediyenin bir işte bir yerde onlara besleyen, suyunu veren ya da bir yaralama ya da bir kronik hastalığı olduğunda tedavisini eden değil, halkla birlikte herkesin bunu bilince çıkarması lazım. Aksi de bizim görmediğimiz yerde bir başkası ona zarar verir. Biz daha çok bunu bilinçlendirme ile beraber besleme alanlarının oluşturulması, gönüllü çalışanlarla ortaklaşıp onların da bu işin içine konulması ve tedavi ve rehabilitasyon amacıyla da rehabilitasyon alanının oluşturulması ve tedavisini yapıldıktan sonra tekrar aynı sokağa bırakılması gibi bir proje, bir çalışma içerisindeyiz. Bunu da şu anda yapıyoruz. Tabii ki yaptığımız bütün çalışmaların bir eksik kısmı kalabiliyor, bir sorun olabiliyor. Bizden kaynaklanmayan durumlar olabilir, doğayla ilgili bir durum olabilir. Kendi içerisindeki şeylerden birbirine bulaştırdığı hastalıklardan kaynaklı olabilir ama esasen onlara yönelme gibi bir şeyimiz yok bu coğrafyada. Evet. Ya aslında temelde bir halka eğitim vererek sokak hayvanlarıyla bilinçli bir şekilde yaşamayı öğretiyorsunuz, öncülüyorsunuz. Evet, ve... evet. İşte bilinçlendirme şeyleri. Mesela diyelim ki billboardların kullanılması, el şeylerin dağıtılması ve benzeri yani. Zaten anladığım kadarıyla Tunceli halkı da iç içe yaşadığı için çok böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Evet. Şimdi dedim ya tatlı bir soruyla başlayayım diye acı sorulara şimdi geliyoruz aslında. Ülkemiz büyük felaketten geçti biliyorsunuz, deprem felaketi. Evet. Ve siz saatler sonra alana gittiniz. Ben de ikinci hafta alana gittim. Önce burada çalışmalarımı yaptım, sonra rapor hazırlamak için Hatay'a gittim ve benim ikinci hafta gitmeme rağmen etkilendim Antakya'da. Siz saatler sonra gittiniz. Duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Orada alanı, ilk enkazları gördünüz, ilk kurtarılışları gördünüz. Biraz bize anlatır mısınız, aktarır mısınız o alanı, o ilk günler nasıldı deprem bölgesi? Bir de birinci ağızdan dinlemek istiyorum. Evet. En başta, en son söylemem gereken en başta söyleyeyim aslında işin vahameti çıkar ortaya. Orada çıktığınızda depremzede olarak çıkıyorsunuz ve o psikolojiden çıkamıyorsunuz. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Yani hala kendi evinizde uyuduğunuzda, gece uyandığınızda neredeyim diye kendini yabancı gibi hissediyorsun orada. Sana yabancı geliyor. Günün çok büyük bir bölümünde aklımda tekrar bir deprem oldu. Oradaki insanlar yağmura ne oldu? Sel geldi. Besleme ve hijyen sorunları hala devam ediyor. Bundan kaynaklı hep aklınız orada kalıyor. Hep oradasınız. Yani hiç çıkmıyorsunuz. Çıkarken şöyle çıkmıştık. Yani burası da çok kötü sallandı. Biz depremin burada olduğunu düşünüyoruz. Yani ilçelerimizde bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Sonra mahallelere gidildi, bakıldı. WhatsApp üzerinden mesajlar gönderildi. 153'e bildirin eğer sorun varsa gibi. Hiçbir sorun olmayınca direkt sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla merkezi Pazarcık değil, Nedirlik Pazarcık'a çıktı. Yani merkez Osmaniye olsa da Osmaniye'ye gidecek. Yani deseleri Malatya, Bingöl oralara gidecek. Pazarcık deyince sonuçta belediyeyiz, gücümüz var. Toplumda çağrı yaptığımızda çok büyük bir etki olabiliyor sağ olsun, insanların o şeyini gördük. Pazarcık'a gitti. Pazarcık'a aslında en yakın yer 5 saatlik bir yer. Orası o yollar çöktüğü için tam tersi 10 saat süren bir yolculukla gittik. Yani Diyarbakır, Urfa, Antep üzerine gittik. Oraya gittiğinizde gidene kadar sadece deprem olduğunu düşünüyorsunuz. Deprem oldu diyorsunuz. İnsanlar kaldı diyorsunuz. Enkazda insan kaldı. İşte diyelim ki evleri yıkılmış, onun altında yıkıntılar içinde insanlar var diyorsunuz. Hadi gidelim yardım edelim diyorsunuz. Ya da bazı sorunlar varsa sorunların bir parçası olalım diyorsunuz. Ama sadece böyle biliyorsunuz. Ama gittikten sonra böyle olmadığını görüyorsunuz. Yani siz de orada olmaya başlıyorsunuz. Siz de enkaz altında çıkıyorsunuz. Siz de o ihtiyaç şeyine giriyorsunuz. O ihtiyaçların sizin içinde olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bir yerde oradaki o duygularla
haşır neşir oluyorsunuz, aynısı şekline gidiyorsunuz. Tabii bakış açısıyla alakalı bir şey. Yani ben çok profesyonel biri değilim, ben daha çok duygusal bağla gittim. Yani nasıl duygusal bağ? Deprem olmuş, benim insanlara yardım etmem gerekiyor. Bu bağla gittim. Hani diyelim ki bir arama kurtarma ekibi öyle gitmez. Der ki ben gideyim, hani tepe lambam olsun, çantam olsun, düdüğüm olsun, hiltim olsun, kırıcım olsun de ben de. Yani gidip sorduktan sonra şurada bir tane aile var, gireyim çıkarayım diyor. Ama biz öyle yapmıyoruz, yapmadık yani. Biz nasıl derler, böyle içindekine beraber gidiyorsun, yüreğinle gidiyorsun ve beyninle gidiyorsun. Karşıdakinin o sinir harbi, karşıdakinin o psikolojisinin tam içine giriyorsunuz. Yaşamadığınız halde o depremi yaşamış gibi oluyorsunuz ve çok kötü bir duygu oluyor yani. Evet. Onun için ben depremle ilgili durum hakikaten bir depremzede şeyi daha çok ağır bir deprem geçirmiş bir depremzede gibiyim kendimi. Kendimi öyle görüyorum. Belki psikolojik olarak kendimi ona sokmaya mı çalışıyorum bilmiyorum ama en azından şu anda hissettiğim duygular o. Ve bu da beni çok fazla mutlu ediyor. Bu da benim yaşanma dokunuyor. Bu da benim çalışma enerjime kadar müdahale olarak oluyor. Ve gerçekten de bir deprem değil, çok kötü bir şey yaşadık yani, öyle bir yer. Evet. Şimdi geleneksel medyada ve sosyal medyada baktığımız zaman alanın kalkınması bir yıldan bahsediliyor. Ama ben gittiğim zaman o çadır kentte vatandaşlarla, Antakya'nın yerlileriyle konuştuğum zaman bir yılda burası düzelmez diyor. Belki diyor bir bina falan dikerler diyor. Acılarımız ne olacak diyor. Siz alanı görmüş biri olarak sizce oranın tekrardan kalkınması kaç yıllık bir zaman dilimi? Bütünlüğüyle enkazın kaldırılması bir 4-5 yıl süre. 4-5 yıl? Bütünlüğüyle enkazın kaldırılması. Bir 4-5 yıl süre. Bakın hemen yakınımızda, 80 km yakınımızda bir yer depremi vardı. Hani sevindiğimiz nokta çok fazla yıkıntı yoktu. Çok fazla insanlarımızın kaybetmedi. Çok bu anlamıyla iyi ama bir insanımızın kaybetmesi bile bir huzursuz edilmiş diyor. Evet. Elazığ depreminin üzerine 2 seneyi geçti. 3. sene neredeyse. Çok az bina yıkılmıştı. Yani kıyaslama yapamam. Şimdi Elazığ'da yıkıntının durumu diyelim Hatay'a örnek verelim. Hatay'ın bir köyünün köyünde yıkılan kadar. Evet. Yani en fazla 40-50 binaydı. Hani zarar görmüşler, hani güçlendirilere benzer. Şimdi bu bile 2-3 yıldır daha sonuçlanmadı yani. Bazıları bitti doğru, bazıları verildi doğru ama hepsi ya olmadı. Mesela Pazarcık'ta döndüğümde 19. 20. günde döndüğümde bir köşede de bir bina yıkılmıştı. Daha hala inşaat halinde yapılıyor. Ya bir bina, tek bir bina gördüm. Nur Dağı'nı gördükten sonra, Defne'yi gördükten sonra, Samandağ'ı gördükten sonra, Adıyaman Gölbaşı ve Adıyaman Gölbaşı'na bağlı Harmanlı'yı gördükten sonra şöyle düşündüm. Burayı bir müze haline getirelim, şehir başka yere taşınır. O kadar yani. Evet, çünkü %72 yıkık. %72 yıkık. Yani güçlü bir devlet olsa, çok güçlü bir bütçesi olan, ekonomik krizlere karşı direnci güçlü olan, yani Almanya gibi ve benzeri ülkeler gibi güçlü olan ülkeler olsa, sosyal devlet ya da sosyalist bir devlet olmuş olsa, insanların temel ihtiyaçları doğrultusunda onların çektiklerinin bir parçası olarak kendini gördüğü için hızlı başlayabilir, belki 3 yıl, 4 yılda bitirebilir. Evet. Ama bu sistem rant, bu sistem çıkar üzerine kurdukları için kapitalizm hırsızlıktır. Kapitalizm paradır, kapitalizm hırsızlıktır, ranttır. Yani böyle durumlarda sadece resmiyeti
kişinin kredisinin çekilmesi, onun altyapısının oluşturulması, raporların tutulması, o da düzeni tutulursa bile aylar ağır. Yani. Onun için ben çok uzun süreceğim. Ben en az 5 yıl. 5 yılda 10 yıl arasında süreceğim. Evet. Peki Tunceli'nin sadece deprem değil, afetlere karşı bir planlaması var mı? Ya evet. Biz de Türkiye'den gayrı bir yer değiliz yani. Başımıza gelince aklımıza geliyor. Yoksa aklımıza gelmiyor. Aklımız duruyor o tarafında. Her tarafıyla çalışmıyor. Şimdi bu depremlerle beraber, afetlerle beraber yeni yeni bir çalışma yürütüyoruz. Hem deprem hem de diğer afet. Yani mesela bizim bölgede daha çok dağlarda dönemsel bitkiler getirip satan insanlar var. Ya da insanlar kışlık için ihtiyaçlarını toplamak için mantarmış. Bu lik dediğimiz şey, ışkın dediğimiz de benzeri bitkileri için bitkilerini o zaman taşlardan düşmeler oluyor. Ya da dağların arasında suda geçerken suya düşmeler ve boğulmaları oluyor. Bunlar yönelik bizler belediye olarak arama kurtarma ekibi kurduk ve bunun üzerine bir çalışma. Yine burada bir MUBAK dediğimiz MUBAK arama kurtarma ekibi var, özel bir dernek. Bunun üzerine bir çalışma yapıyorlar. İyi bir çalışma da yürütüyorlar arkadaşlarımız. Yine AFAD'a bağlı şeyler var. Ama depremle ilgili şimdi yani binalarda performans analizi yer altında da ilgili de bu su oranının yüksekliği, sıvılaşma ve benzeri çalışmaları başlattık. Şimdi deprem alanlarını oluşturmaya başlıyoruz. Orayla ilgili lavabolar, tuvaletler ya da depolar kurmaya çalışıyoruz. Ya eski binaları tespit edip artık kentsel dönüşüm yeniden yani bir dönüşümler üzerinde mi artık şahıslar kendisi mi yavaş yavaş uyarmaya başlıyoruz. Daha radikal kararlar alıyoruz. Bütün evlerimizi diyoruz. Gibi gibi bazı çalışmaları yürütüyoruz. Tabii yok toplum olunca yıkın demek kolay olmuyor. Onların da yaşaması gereken yerler var. Bazı hakkımızda Avrupalılar çok fazla var Dersim'de. Yani mesela Dersim'de olup da Avrupa'da yaşayanlar buralarda kendilerine ev arıyor, aldılar. Aldıkları evler yılda bir ay, iki ay gelip kalıyorlar. Bazıları daha az kalıyor. Geri kalan boş. Onlara da ayrı bir çağrı yapıyoruz. Çağrı yapmaya çalışacağız. Sizin de bu şeyde programınızda en azından çağrımız da olsun. O arkadaşlarımıza 20 gün, 30 gün kullandığımız evler yine evet bir ihtiyaç da doğru ama şu anda evler yıkılacak insanlara çok yüksek maliyeti olmamak şartıyla kiralamayla bu dostlarımıza bu evlerinin kiralamasını özellikle istiyoruz. Çağrımız budur. Bunun üzerinde de insanlar artık kentsel dönüşüm üzerine ya da kredilerle ya da müteahhitlerle ortaklaşarak anlaşarak o evlerin yaptıklarında yine geçmeleri. Güzel bir yerimiz var. Şey biraz yapısı da 3500 daha az. Belki bunun üzerinde daha hızlı müdahale edilebilir gibi. Ama işte bilirsiniz bunların hepsi bütçe isteyen şeyler. Maalesef 9 yıldır belediye başkanlığının yaptığı süreç içerisinde sistemimizde 9 günlük bir faydası olmalı. 9 günde bir tane projenin geçmediği için biz de biraz zorlanıyoruz ama dayanışma üzerinde yoldaşlarımız, dostlarımız üzerine bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi güncel siyasete biraz girip, seçim sürecine biraz girip yayını sonlandırmak istiyorum. Türkiye belki tarihinin en önemli seçimine doğru gidiyor. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla iki büyük ittifak var ve iki önemli aday var. Büyük ihtimalle de bu iki adaydan biri kazanacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta Millet İttifakı var. Cumhur İttifakı Hüdapar'ı, Anavatan Partisi'ni ittifaka dahil ederek seçim sürecine girmiş bulunmakta. Millet İttifakı da Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Komünist Partisi, işte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini alarak seçim sürecine girmiş durumda. Siz yıllardır siyasettesiniz ve bu seçim sürecini biraz analiz edersek hangi ittifakı önde görüyorsunuz? Hangi adayın kazanacağını düşünüyorsunuz? Siyaset okumanız nedir? İki şekilde bakabiliriz. Birincisi mevcut anketler ya da araştırmalar. İkincisi bizim bakış açımız. İlk açıklamalarda, yani anket ve araştırmalarda mevcut Millet İttifakı önde görünüyor. 10 puan. Evet. Ama
HDP ya da Emek ve Özgürlük İstihbaratı'nın desteğini ararak. Sadece öyle de bakmamak lazım. Diğer tarafta da sosyalist güç birliği var. PKK'nın, Sol Parti'nin, Türk Ekonomist Hareketi'nin, Devrim Hareketi galiba, onların da olduğu bir ittifak grubu daha var. Ve bu ittifak grubu da sanki milletvekili yani parlamenter meselesi üzerinde kendi adaylarıyla girdiği ama Cumhurbaşkanlığı meselesinde mevcuda karşı açıklamalar var. Mevcuda karşı duruma engel değil. Bunun gitmesini istiyoruz diyorlar. Anladığım şu, yani biz evet mevcut Kılıçdaroğlu'nu ya da işte Millet İttifakı'nı desteklemiyoruz. Ama bu gitsin diye artık bütün halkımızı buna bunun gitmesi için uğraşması gerektiğini söylüyoruz. Yani dolaylı olarak yani Kılıçdaroğlu olmasını istiyorlar. Görünen o. Süreç içerisinde de biz de aslında bu sosyalistlerin mevcut burjuva siyasetlerin hiçbirini medet ummayın. Ama hal böyleyken de ülkenin genel somut durumuna da bakmak zorundayız. Yani buradan gayri bir yerde yaşamıyoruz. Süreç içerisinde evet sistem 100 yıllık süreç içerisinde hep biz emekçiler, ezilenler, sosyalistler, müsteverler, devrimciler, kadınlar, LGBT gruplar, bütün demokratik kitle örgütleri ve odaların hepsi dönem dönem hep baskı görmüştür. 80 sürecinde görmüştür, 70'lerde görmüştür, 60'larda dönemde görmüştür. Bir şekilde hep böyle zulme uğramıştır, baskı görmüştür. Ekonomik alanda halka ait olan bütçe çok azınlığa hizmetine sunulmuştu. Ama son 20 yıla, son 10 yılına geldiğinde de çok daha katmerlisi olmaya başladı. Evet, 80'de de çok kötü bir durum vardı, 70'de de vardı, 60'da da vardı. Dert etmeye gerek yok. Yani o partiyi bu parti kötü meselesi değil mi? Ama son 10 yıldaki durum çok daha kötüleşmeye başladı. Neydi? Diyelim ki Türk halkının temsilcileri görevden alındı. Ya kayyumlarla ya milletvekili düşürdüler. Ya da yöneticileri tutuklandı. Devrimciler ve komünistler tutuklanıyor ya da görevden alındı. LGBT'de kadınlarla ilgili kararlar daha darlaştırılıyor. Yani dünya mevcut dünyadaki burjuva demokrasisine uygun bile davranıyorlar. Hani biz burjuvaya da karşıyız ama sanki burjuva demokrasi, burjuvazi bile bu süreçte şey gibi geliyor bunlara kıyaslama yaptığımızda. Bir de devletin kurumları özgün bir çalışma içinde değiller. Yani en sağ dönemde bile devletin valilisi, Merkez Bankası, hukuku, adaleti, ne bileyim yani birçok kurumu, kurumsal meşru kurumları çalışabiliyordu. Şimdi o değil. Şimdi o çalışmaz hale geldi. Böyle olunca bu yani bir bireyin yönetim şekline doğru, otokratik bir anlayışa doğru gitmeye başladığında yönetemez hale geliyor ve çökmeye de koyuyor. Şimdi Türkiye'de bu çöküntünün içinde aşağı doğru gidiyor. Hızla gidiyor. Öyle yavaşlama şurada değil. Eğer derseniz nasıl okuyorsunuz? Millet İttifakı'nın bu durumda yapabileceği bu hızlı durumu kalkındırır mı? Yok. Ama en azından bu hızlı girişi durdurabilir. Yani bir durur. Çünkü söylemlerine bakıyorum. Demokratik açıdan söyledikleri var. Mesela Kürt meselesine dair diyor. Parlamentoda çözeceğiz diyor. Diyor ki hukuk ayrı bir yer olacak. Adalet meselesini çözeceğiz diyor. Aleviler, Roman halkının ya da kadın meselesini çözeceğiz diyor. İşte İstanbul Sözleşmesi geri gelecek diyor gibi gibi. Diğer tarafta Merkez Bankası özel bir hale gelecek diyor. Böyle deyince bunlar en azından bu sistem içerisinde sürdürülebilirlik açısından daha ona göre daha iyi bir şey durumda. Bu da toplum nezdinde de evet çok müthiş bir kurtuluş reçetesi olarak görülüyor ama mevcuda karşı iyi olarak görülüyor ve kabul de görüldü. Ama esas mesele sosyalist bir anlayış gelmeyene kadar bunun kurtulabilme ihtimali yok.
Bu süreçte halk en azından bir şehir siyaseti yürütmeye başladı. Yani Cumhur İtfaiye'nin bu meselesine karşı, tek kişiye karşı parlamenter sistemi sanki %55-60 civarında tutmaya başladı. Bundan kaynaklı da gördüğüm, görünen ve söylenen 300 şeyde buluşuyor. Millet İtfaiye üzerinde buluşuyor. Ama dediğim gibi Emek ve Özgürlük İtfaiye'nin desteğini almadığı takdirde biraz zor gibi. Evet. Şimdi son sorumu iletmek istiyorum bu söylediklerinizle bağlı. Peki Cumhur İttifakı bir kez daha kazanırsa Türkiye'yi ne bekliyor sizce? Yönetemez yani. Yani şöyle. Yine seçime mi gideriz? 5 yıl, 10 yıl önce kaybetmiş bir Cumhur İttifakı olsaydı, şimdi tekrar aday olsa kazanmaya gitse, derim ki yani şu anki programlarınınla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Derim işte mesela demin saydığım programı saylayabilirim. Derim kadına dair bunu söylüyor, şu adalete dair bunu söylüyor, bütçeye dair bunu söylüyor, şu bunu söylüyor. Şimdi Cumhur İttifakı diye bir ittifak aslında yok. Mevcut şu anda yöneten bir iktidar ittifakı var. Mevcut iktidar ittifakı eğer doğru bir şeyler yapacaksa zaten niye yapmıyor ki? Yapmalı. Sorun yok ki o zaman. Şu anda zaten yönetiliyor. Kendi elinde yani. Onun için söylediği bir şey yok şu anda. Şu hali tarifliyor. Yani şu andaki bu ülkenin bu durumunu tarifliyor. Yani dünyayla ilişkisi zorlaşmış. Kendi ülkesinde gerçekten de sosyal bir devlet ülkelerinden uzaklaşmış. Çok radikal sert, daha farklı bir siyaset, gençlerin bilimden uzaklaştırılmasından bütün kadının eline kadastırılmasına kadar bir planlamasına kadar ki uyguladıkları bir program kazanım durumunda bu ülkeyi yönetemeyeceği anlamına geliyor. Tabii dünyadaki kapitalist sistemin darlaştığını, artık yönetemez hale geldiğini, yönetememe kabiliyetini kaybettiği andan itibaren bizim gibi ekonomik direnci olmayan, demokrasi özelinde demokrasi geleneği olmayan ülkeler de bu kadar kötü etkileniyor. Bu anlamıyla da ben yönetemeyeceklerini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla esen kalın.